Günaydın. Tribe Yatırım'dan herkese merhaba. Amerika tarafında enflasyon rakamları beklenirken bugün ara seçimin sonuçları da yavaş yavaş açıklanmaya başlamış durumda. Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki yarışta yaklaşık olarak kafa kafaya Senato'daki dağılımın devam ettiği gözüküyor. Tabii piyasaya baktığımız zaman piyasa biraz daha enflasyon verisine odaklanmış durumda ve beklentilerde enflasyonun bu ay içerisinde geçtiğimiz aya göre hem çekirdek bazlı hem de manşet bazlı azalabileceğini gösteriyor. Burada tabii bununla beraber hem altın tarafında yükseliş devam ediyor hem de gümüş tarafında yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Keza euro dolar ve sterlin dolar tarafındaki yükselişte buna destek vermiş durumda. Özellikle dün veri akışı bakımından haftanın başında sakin günler geçirdik. Haftanın sonuna doğru biraz daha verilerin yoğunlaşması da veri akışının piyasa üzerindeki etkisini görebileceğiz. İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar İlerleyen dönemde enflasyondaki yükselişin sürdüğü müddetçe faiz artışlarına da devam edebileceklerini belirttiler. Keza yine aynı şekilde Euro bölgesinde de yine aynı şekilde Avrupa Birliği Merkez Bankası tarafından da gelen açıklamalar bundan sonraki dönemde biraz daha sıkı para politikasının daha piyasa üzerinde etkili bir şekilde enflasyonları düşürene kadar devam edeceğine yönelik mesajlar verildi. Bu hem euro dolar tarafında euroyu kuvvetlendiren etken oldu. Hem de sterlin dolar tarafında sterlin tarafında da yukarı yönlü hareketi tetikleyen sebepler arasında gözükmüş durumda. Tabii Amerika'daki beklentilere bakacak olursak Amerika tarafındaki beklentiler bu ay itibariyle hem ikinci el araba fiyatlarındaki geri çekilme hem de konut fiyatlarındaki düşüşle beraber enflasyonun azalabileceği yönünde oluşmuş durumda. Bu noktada Amerika tarafında yapılan endekslere baktığımız zaman ikinci el araç fiyatlarında keskin bir şekilde düşüş olduğu gözüküyor. Önceki aylara göre %10-15 seviyesinde bir azalış yaşanmış durumda. Bu da eğer enflasyon rakamına yansırsa enflasyon tarafında da yine toparlanmayı görebiliriz. Keza yine aynı şekilde uzun sürede de bahsediyorduk. Özellikle tahvil faizlerindeki yükselişten kaynaklı olarak Amerika tarafındaki konut fiyatlarının da artmış olması ve talebin yavaşlamaya başlamış olması son 2 aydır konut fiyatlarını düşürüyor. Tabii konut fiyatlarının düşmesi ve ikinci el araba fiyatlarının düşmesi de enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı meydana getirebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizine bakacak olursak orada yükseliş eğilimi devam ediyor. Ama aşağı alanda artık destek olarak takip ettiğimiz bölge 4.09 alanı. Eğer 4.09-4.10'ların aşağısına geçmeye başlayan bir ABD 10 yıllık tahvil faizi karşımıza çıkarsa o zaman bundan sonraki süreçte biraz daha yavaşlama meydana gelebilir. Keza yine aynı şekilde Fed'in Aralık ayı toplantısına dair beklentilere baktığımız zaman hatırlayacak olursanız önceki yayınlarda da sürekli olarak günlük olarak incelemeye çalıştığımız bir veri 75 bas puanlık faiz arttırma ihtimalini piyasalar daha olası buluyordu. Ama bugün sabah itibariyle burada 50 bas puanlık fiyat artış ihtimalinin %56'ya %43 önde olduğunu gözüküyor. Bu da tabii dolar tarafındaki değer kaybını beraberinde getiriyor. Diğer taraftan gümüşe bakacak olursak gümüşte son bir haftada %15 değer artışı yaşandı. Burada zaten son günlerde bundan kısa bahsetmiştik. Teknik anlamda ve temel anlamda da gümüş fiyatının yükselebileceğinden bahsetmiştik. 21,5 dolar seviyesi önemli bir bölge. Eğer ilerleyen günlerde enflasyon rakamı zayıflamayı sürdürürse burada da yükseliş devam edebilir. Altın tarafında da yine aynı şekilde 1615 dolar desteğinin oldukça önemli bir alan olduğunu sürekli olarak bahsettim. Burada da gelen alımlarla beraber 1700 doların üzerine çıkan bir ons altın fiyatı var. Hatta 1715 doları gördü. Son bir haftada 100 dolarlık bir ons altında fiyat artışı yaşanmış durumda. Dolar endeksine bakacak olursak dolar endeksinde de yine aynı şekilde geri dönüş hareketinin tamamlandığını ve bundan sonraki süreçte aşağı yönlü hareketlerin ön planda kalabileceğinden bahsetmiştik Fed toplantısı sonrasında. Burada da yine dolar endeksinde de bir yavaşlama söz konusu. Ekonomik takvime bakacak olursak ekonomik takvim bugün içerisinde nispeten sakin. Mortgage 30 yıllık faiz oranı açıklanacak. Eğer 7'nin aşağısına geçmeye başlarsa bu da olumlu bir haber olarak karşılanabilir. Ama hatırlayacağınız gibi mortgage faizleri, 30 yıllık faizlerin son aylarda tahvil faizlerinin hızla yükselmesinden dolayı artması da konut talebinde bir daralma meydana getirmiş durumda. O yüzden konut fiyatları üzerindeki hareketler de piyasayı yakından dolar endeksinde de hareketlere neden oluyor. Yarın için enflasyon beklentilerine baktığımız zaman yarın saat 16.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamıyla beraber piyasalarda hareketlilik biraz daha artmaya başlayabilir. Geçtiğimiz
ay %8.2 seviyesinde olan enflasyonun 8.81'e düşmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyon tarafında da yine aynı şekilde %6.6 olan rakamın %6.5 seviyesine düşebileceği beklentisi var. Aylık bazda da yine aynı şekilde enflasyonlarda bir azalış ihtimali söz konusu. Yarın yine aynı şekilde haftalık istihdam verileri açıklanacak. Eğer istihdam rakamlarında da olumlu bir tablo ortaya çıkarsa o zaman FED'e dair beklentilerde tekrar değişim gösterebilir. Teknik anlamda paritelerdeki seyre baktığımız zaman dolar endeks kanadındaki hareketler daha önce de bahsetmiş olduğum gibi 112.30 bölgesinde, 112.50 bölgesinde yükseliş trendinin kırılması sonrasında geri dönüş hareketini tamamladı ve tekrar aşağı yönlü hareketler neredeyse Eylül ayındaki dip seviyeleri kadar gelmiş durumda. Bundan sonraki süreçte eğer aşağı alanda 109'un aşağısında fiyatlamalar başlarsa o zaman dolar endeksinin biraz daha 108 ve devamında da 107.50 bölgelerine doğru değer kaybını sürdüğünü görebiliriz. Dolar endeksindeki değer kaybı da yine aynı şekilde euro dolar tarafında bir yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir. Nitekim zaten teknik anlamda da önceki yayınlarda bahsetmiş olduğum gibi düşüş trendi kırılmış durumda. Fed sonrasında kısmi bir geri çekilme yaşandı dolar kuvvetlenmesine beraber, fakat FED sonrasına gelen hem tarım işi istihdam verisi hem işsizlik oranının yükselmesi burada biraz daha doları zayıflatan bir tablo ortaya koydu ve bununla beraber de hem de euro bölgesinden gelen açıklamalarla beraber euro dolar paritesi bu sabah itibariyle tekrar bir seviyesinin üzerinde, hatta 1.01 bölgesine yakın seyrediyor. Daha önce de direnç olarak çalışan 1.0090 seviyesi üzerine geçilmesi durumunda kademeli olarak yukarı alanda 1.0350 bölgesine doğru euro dolar paritesinde yükseliş ihtimali ağırlık kazanmaya başlayabilir. Nitekim zaten teknik göstergelerde de MACD'de de aynı şekilde bir toparlanma olduğundan bahsediyorduk. Buradaki yükseliş de sürüyor. Aynı zamanda da kırmızıyla belirtilen 20 günlük hareketli ortalama, turkuazla gösterilen 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyretmeye başladı. Teknik olarak bu da bir al sinyali veriyor euro dolar paritesinde. O yüzden eğer ilerleyen dönemde 1.0090 seviyesinin üzerinde fiyatlar oluşmaya başlarsa o zaman 1.0350 bölgesine doğru da euro dolar cephesinde hareketlerin devam ettiğini görebiliriz. Dolar yende de dolar endeksindeki değer kaybına bağlı olarak tekrar geri çekilme yaşanmış gözüküyor. Burada da yukarı alanda ikili tepe formasyonu oluşmuş durumda. Eğer dolar yende de 145 seviyesinin aşağısından geçilmeye başlanırsa o takdirde 141 bölgelerine doğru da değer kaybının bir müddet daha ön planda kaldığını görme ihtimalimiz var. Ons altına gelecek olursak, ons altında da daha önceki yayınlarda sıklıkla bahsetmiş olduğum gibi 1680 dolar seviyesi önemliydi ve geçilmesi sonrasında 1715 dolara kadar ons altının fiyatının da dün yükseldiğini gördük. Yukarı alanda 1730 dolar seviyesi önemli olacak. Eğer yarın enflasyon rakamında bir yavaşlanma meydana gelirse o takdirde 1730, hatta devamında belki 1765 dolara kadar da ons altın fiyatında yükselişin sürdüğünü gözlemleme imkanımız var. Noktada tabii merkez bankalarının taleplerinin de daha önce de bahsetmiş olduğum gibi Dünya Altın Konseyi'nin yayınlamış olduğu raporda arttığını görüyoruz. Bu da ons altın tarafı için pozitif bir haber. Eğer Amerika tarafında da FED'e dair beklentiler 50 bas puan çevresinde yoğunlaşmaya başlarsa ons altın tarafında bir müddet daha yükseliş yaşanabilir. Teknik anlamda uzun süredir devam eden trendin kırılmış olması yukarı yönlü hareketleri ön plana tutacaktır ama aynı euro dolar paritesinde olduğu gibi bir geri dönüş hareketi görebiliriz. Burada da geri dönüş hareketi yaşanırsa aşağı alanda 1650 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilecek bölgeler. Eğer enflasyon rakamı beklendiği gibi zayıflama göstermez, yükselmeye devam ederse ve FED'e dair beklentiler şahinleşmeyi sürdürürse o zaman ons altın fiyatındaki yükselişin son bulduğunu ve tekrar fiyatların biraz daha 1680-1655 dolar bandına doğru geri çekildiğini görebiliriz. Ve bu bölgeler teknik anlamda tekrar geri dönüş yaşanırsa alımların gelebileceği bölgeler olarak da değerlendirmek yararlı olacaktır. Ama bunun için de biraz ekonomik verileri görmek gerekecek. Keza gram altın tarafında da benzer bir tablo var. Gram altında da 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 990 lira seviyesine takip ediyorduk direnç olarak. Hatta 990 bin lira seviyesi ana direnç bölgesi, eğer buranın üzerine geçilirse fiyatta yükseliş yaşanabileceğini belirtmiştik. Nitekim gram altın tarafında da dün 1025 liraya kadar yükselişin sürdüğünü gözlemledik. Teknik anlamda yukarıda gram altında 1030-1040 lira seviyeleri bundan sonraki süreçte dikkat edilebilecek direnç noktaları. Bu bölgelerden
tekrar geri çekilme yaşanabilir ama eğer bu bölgenin üzerine geçmeye başlarsa, özellikle 1040 liranın üzerine geçmeye başlarsa gram altın fiyatında da bir sonraki direnç olarak 1060 lira seviyesi takip edilecek ve uzun vadede ons altın fiyatının düşüş trendini sonlandırmış olması gram altın tarafında da bundan sonraki süreçte biraz daha yukarı yönlü hareketleri ön plan tutacak gibi gözüküyor. Son olarak gümüş tarafına bakacak olursak, gümüşte de önceki analizlerde de belirtmiş olduğum gibi %15'e yakın bir değer artışı var. Bununla beraber gümüş fiyatı 21 dolar 50 sent seviyesini test etti. Bundan sonraki dönemde hem sanayi tarafındaki gelişmeler takip edilecek. Eğer sanayide tekrar üretim canlanmaya başlarsa küresel tarafta, bu gümüş talebini fiziki anlamda arttırabilecek bir tablo. Diğer yandan da enflasyon verilerinde eğer bir yavaşlama gözükürse, o zaman gümüş fiyatının tekrar 22 dolar 35 sent seviyesine doğru hareket ettiğini gözlemleyebiliriz. Bundan sonraki dönemde özellikle hem 21 dolar 50 sent seviyesi önemli ve bundan geçilmesi durumunda da 22 dolar 50 sent 35 sent arasındaki bölgeye doğru gümüş fiyatında biraz daha değer artışının yaşandığını görme ihtimalimiz var. Buna karşı temkinli olmak gerekiyor. Yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 20 dolar 80 sent seviyesi gümüşte destek olarak takip edebileceğimiz alan. Bugün içerisinde ekonomik veri takvimi sakin ama yarınki enflasyon verisine dair beklentiler ve aynı zamanda da Fed başkanlarından gelecek olan açıklamalar piyasalara yön vermeye devam edecektir. Yarınki gelişmelerle beraber tekrar piyasaları değerlendirmek üzere. Herkese bol kazançlı bir gün dileyip görüşmek üzere.